Yardımcı Öğretmen kanalından herkese merhaba. Yeni bir video ile tekrardan sizlerle birlikteyiz. Sevgili 5. sınıflar, bugün sizlerle birlikte haritanın ne demek olduğunu ve haritaların özelliklerini işleyeceğiz. Özellikle bu sene bilmeniz gereken 2 tane harita türü var. Bir tanesi siyasi harita, bir tanesi de fiziki harita ki fiziki haritayı çok daha iyi bir şekilde bilmeniz gerekiyor. Genel anlamıyla yeryüzü şekillerini işleyeceğiz. Bu ünitemizde çok önemli konular var ve bu konuları sizlere hızlı bir şekilde videolarımıza anlatmaya devam edeceğiz sevgili öğrenciler. Şimdi ilk konuyla başlayalım. Harita nedir? Öncelikle bunun tanımını yaparak başlayalım sevgili öğrenciler. Harita yeryüzünün bir bölümünün ya da tamamının, çünkü dünya haritası da var, kuş bakışı, yani kuşların tepeden bakışını temsil ediyor arkadaşlar. Belli bir oranda küçülterek bir düzleme aktarılmasına harita diyoruz sevgili öğrenciler. Şöyle şuraya yazalım. Bir düzleme aktarılmasına harita denir sevgili öğrenciler. Şimdi bakın, birçok şeyden bahsetti. Bir bölümü veya tamamı, bu fark eder. Ondan sonra kuş bakışı, yani tepeden bir bakış çizilecek ve küçültülme var. Belli bir oranda küçültülme. Ve sonrasında belli bir düzlem, yani bir kağıda aktarılması var sevgili öğrenciler. Şimdi gerçek uzunlukları harita üzerinde aktarırken belli bir oranda küçültmek gerekir. Çünkü bizim dünyanın tamamını aynı oranda çizersek bütün hepimizin üzerine bir kağıt olduğunu düşünün arkadaşlar. Bu da çok mantıklı bir çalışma olmaz. Dolayısıyla arkadaşlar ne yapmamız lazım? Kağıt üzerinde gösterirken belli bir oranda küçültmemiz gerekiyor. Hani şu anda kullandığınız akıllı telefonlarda şöyle parmaklarınızla belli bir oranda fotoğrafı küçültüyorsunuz ya sevgili öğrenciler. Onun gibi düşünebilirsiniz. Gerçek uzunlukları harita üzerinde aktarırken belli bir oranda küçültmek gerekir. Haritalardaki bu küçültme oranına ölçek denir. Ve bu açıklama kısmında sağ alt tarafta olur arkadaşlar. Haritalarda kaç oranında kaç kat küçülttüyse onu söyler arkadaşlar. 1 bölü 100 bin der. Mesela 1 santimetre uzunluğu ben 100 bin kere bölerek, parçalayarak küçülttüm anlamına gelir sevgili öğrenciler. Tabii ki bu ölçekler değişebilir. Farklı kullanım amaçları için hazırlanmış farklı harita türleri vardır. Arkadaşlar bu çok önemli. Yani biz sadece fiziki ve siyasi haritayı işleyeceğiz ama birçok amaç için kullanılan harita türleri var. Yol haritası var, maden haritası var. Bakalım burada ulaşım yollarını gösteren yol haritaları, sınırların gösterildiği haritaya siyasi harita denir ki siyasi haritayı bilin arkadaşlar. Geçen sene de yine konularınızda vardı. Siyasi harita illerin, ilçelerin, bölgelerin sınırlarını gösteren haritalara deniyor arkadaşlar. Ülkelerin sınırlarını gösteren haritalara deniyor. Dolayısıyla siyasi harita önemli. Şimdi geçelim fiziki haritamızı daha detaylı bir şekilde işlemeye sevgili öğrenciler. Bizim esas işimiz fiziki haritayla. Ancak siyasi harita niçin önemli? İllerin nerede olduğunu bilmeniz. Hangi il nerede? Bizim ülkemizde işte Konya nerede? İstanbul nerede? Erzurum nerede? Biz sürekli harita bulmaca oyunu oynuyoruz öğrencilerimizle. Genel anlamıyla çok da eğlenceli oluyor. Sizler de bu çalışmayı yapboz yaparak, yapbozları var haritaların, onları yaparak ya da yine harita bulmaca oyunu oynayarak bu çalışmayı yapabilirsiniz sevgili öğrenciler. Şimdi gelelim fiziki haritalarla ilgili özellikleri anlatmaya. Arkadaşlar şimdi fiziki haritalarda renkler vardır. Renkler belirli coğrafi özellikleri, yeryüzü şekillerini anlatır sevgili öğrenciler. Şimdi hemen onlardan bahsedelim. Fiziki haritalar yeryüzü şekillerinin fiziki yapısını, yükseltilerini gösteren haritalardır diye tanımını yapmış burada gördüğünüz gibi. Şimdi fiziki haritalarda neler gösterebiliyoruz? Akarsuları görebiliyoruz. Direkt baktığımızda görebiliriz. Göl, deniz ve okyanuslar. Bunlar arkadaşlar mavi renkle gösteriliyor. Bakın deniz seviyesi 0 kabul ediliyor. Burası bakın arkadaşlar başlangıç. Hani bu denize girdiğiniz yerler var ya, sahiller. İşte orası 0 deniz seviyesi. Tabii ki biz denize girdiğimizde de diyoruz anne derinlik artıyor, baba derinlik artıyor falan diyoruz değil mi? Demek ki böyle aşağıya doğru bir gidiş var. Demek ki orası da tam düz değil. Dolayısıyla arkadaşlar ne diyoruz? Oradaki kısımlara biz derinlik olarak ifade edeceğiz arkadaşlar. Ve bu esnada arkadaşlar işte denizin
İşte 200 metre derinliği, 500, 1000 metre derinliği diye gidiyor sevgili öğrenciler. Hatta burada da derinlere gidildikçe rengin koyulaştığını söyleyebiliriz sevgili öğrenciler. Şimdi akarsu, deniz ve okyanuslar diyor değil mi? Deniz ve okyanuslar biliyorsunuz geniş ve büyük su kütleleri. Akarsu ve göllerse, bir sonraki dersimizde yine söyleyeceğiz. Bunlar karaların üzerindeki su kütleleri. Göller durgun, akarsularsa hareketli sular arkadaşlar. Yine bunlar da mavi renkle gösteriliyor sevgili öğrenciler. Yani içinde su olan şeyler mavi renkle gösteriliyor fiziki haritada. Yükseltisi 500 metreye kadar olan yerler yeşil renkle gösterilir diyor. Bakın arkadaşlar, şöyle sıfırdan başlayıp 500'e kadar, bakın yeşil, koyu yeşil ve açık yeşil şeklinde gidiyor sevgili öğrenciler. Ve burada arkadaşlar ne diyormuşuz? Buna yeşil renkle gösteriliyor ve buralar ova olarak adlandırılır sevgili öğrenciler. Düzlükler, geniş düzlükler diye söyleyebiliriz. Yükseltisi 500 ile 1000 metre arasında olan yerlerse sarı renkle gösterilir arkadaşlar. Bunlar birazcık daha yüksekteki yerlerdir. Düzlük olan yerlere ise plato diyoruz. Dolayısıyla bunlar da sarı renkle gösterilir. Gitgide bakın renkler arkadaşlar değişiyor yukarıya doğru. Ve yükseltisi artık 1000 ile 1500 arasında olan yerler turuncu. Ve sonrasında artık 1500 metre ve üzeri kahverengi arkadaşlar. 4500 metre civarlarına geldiğimizde ise beyaz rengi görürüz arkadaşlar. Kalıcı karların olduğundan dolayı bunları beyaz renkle gösteriyor. Nasıl öğretmenim? Kışın da yazın da kar yağmıyor, erimiyor mu? Evet arkadaşlar, öyle yerler mevcut. Karların erimediği yerler görülebiliyor. Genel anlamıyla fiziki haritada yüksekliklerin ne anlama ifade ettiğini iyi bir şekilde bilin. Yani yükselti arttıkça renk koyulaşır sevgili öğrenciler. Mavi renk koyulaştıkça da derinlik artar. Yeşil renkli yerler arkadaşlar ovaları genellikle gösterir. Sadece Konya Ovası hariç arkadaşlar. Konya Ovası'nı unutmayın. Konya Ovası haritada baktığınızda sarı renkte gösterdiğini göreceksiniz. Yani bu dersten sonra ya da bu videoyu izlerken de yapabilirsiniz. Bir fiziki harita, Türkiye fiziki haritasını karşınıza alırsanız bunu çok daha rahatlıkla yaparsınız. İşte yükseltin en az olduğu yer Marmara bölgesi, en çok olduğu yer Doğu Anadolu bölgesi. Bunların hepsini sizlere karşınıza soru olarak gelebilir sevgili öğrenciler. Haydi bakalım bununla alakalı ne gibi çalışmalar yapabiliriz? Bir de onlardan bahsedelim sevgili öğrenciler. Doğru yanlış kısmı var. Hemen doğru yanlış kısmını sizlerle birlikte yapalım. Haritalardaki küçültme oranına kroki denir demiş sevgili öğrenciler. Bu yanlış bir bilgi. Haritalardaki küçültme oranına kroki değil, ölçek denir arkadaşlar. Ben öğrencilerime yanlış yaptıklarında, yani yanlış önermesi yazdıklarında doğrusunu parantez içine yazmalarını istiyorum. Sizler de bu şekilde daha iyi bir şekilde öğrenirsiniz sevgili öğrenciler. Videoyu durdurup öncelikle kendiniz yapmaya çalışın. Fiziki haritalarda Konya Ovası sarı renkle gösterir diyor. Bakın biraz önce söylemiştim, yine geldi karşımıza. Fiziki haritalarda ovalar evet yeşil renkle gösterir çoğunlukla ama Konya Ovası yüksekte. Dolayısıyla bunu sarı renkle gösteriyoruz sevgili öğrenciler. Bu doğru bir önerme. Dağın yükseltisi arttıkça kahverengi tonları koyulaşır diyor. Evet, bu doğru bir önerme sevgili öğrenciler. Kahverenginin tonları giderek koyulaşarak gidecek arkadaşlar. En sondaysa artık beyaz renkte gösteriliyor sevgili öğrenciler. Fiziki haritalarda göller mavi renkle gösterilir diyor. Evet arkadaşlar, haritamıza baktığınızda Van Gölü ve Tuz Gölü. Tuz Gölü çok küçüldü artık kuraklıktan dolayı. Ancak Van Gölü'nü veya diğer gölleri de çok rahatlıkla görebilirsiniz sevgili öğrenciler, mavi renkte olduğunu. Marmara bölgesi fiziki haritalarda kahverengi renkle gösterilir. İşte bu çok önemli bir soru. Arkadaşlar Marmara bölgesi sol üstte olacak ve kahverengi renkle çoğunlukla gösterilmez. Yeşil renkle gösterilir ve yükseltinin en az olduğu bölgedir bizim ülkemiz arkadaşlar. En azı ve en fazlayı bilseniz yeterli. Marmara yükseltisi en az, Doğu Anadolu yükseltisi en fazla. Böyle yerlerine de bağlı olarak söylüyorum ki daha da akılda kalıcı olsun. Evet, bu yanlış bir önerme arkadaşlar. Çoğunlukla
yeşil diyelim arkadaşlar. Yeşil renkle gösterilir diyebiliriz. Doğu Anadolu bölgesi fiziki haritalarda kahverengiyle gösterir diyor. Evet, bu çoğunlukla kahverengi renkle gösterildiği için doğru bir önerme olarak kabul edebiliriz sevgili öğrenciler. Gelelim iki tane güzel soruyla. Bir tanesini ben çözeceğim. Bir tanesini size okuyup cevabını yorumlara bekliyorum sevgili öğrenciler. En detaylı açıklamayı yapan, doğru açıklamayı ve en detaylı açıklamayı ilk kim yaparsa onu yukarıya sabitleyeceğim sevgili öğrenciler. Bilginiz olsun. Fiziki haritalarda 0 ve 500 metre arası yerler yeşil renkle gösterilir diyor. Hemen bu bilgiyi zaten biliyoruz. Bilgiyi vermiş bize. Hangisi yeşil renkle gösterilir diye sormuş. Arkadaşlar 0 ve 500 metre ovalardır. Genel anlamıyla ovalar yeşil renkle gösterilir. Dağlarsa arkadaşlar ne olur arkadaşlar? Kahverengi ve tonlarıyla gösterilir arkadaşlar. 1500 metre ve üstündeki yerler olduğu için bir kere zaten kahverengi olduğu için bu ikisini eledik. Gelelim iki tane ovamız var. Ne demiştik biraz önce? Artık üçüncü kez söylüyoruz. Konya Ovası sarı renkle gösterilir arkadaşlar. Dolayısıyla geriye ne kaldı? Sadece Çukurova kaldı. Son sorumuzu okuyorum sizler için ve ardından cevabı yorum kısmına isteyeceğiz. Fiziki haritalarda kullanılan mavi renk ve tonları akarsu göller, okyanuslar, ovalar ve platolar hangisi ya da hangileri mavi renkte gösterilir diyor arkadaşlar. Hangisi ya da hangileri mavi renkte gösterilir? Cevabı yoruma gelsin arkadaşlar ve bu bizim son sorumuzdu. Sevgili öğrenciler, yoğunlukla yine sosyal videosu, fen videosu, Türkçe ve matematik videosu atmaya devam edeceğiz. Kanalımızı takip etmeyi unutmayın. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir dahaki dersimizde görüşünceye dek hoşça kalın, dostça kalın. Derslerinizde ve sınavlarınızda başarılar dileriz sevgili öğrenciler. Görüşmek üzere.